arsalarınızı yerinde değerlendirelim. Bizim güvenilirliğimizi %100 bulacaksınız. Ama araştırırsanız, oturduğun yerden güvenilirlik öğrenilmiyor. Geleceksiniz, binaları göreceksiniz. Ha gelemiyorsanız biz sizi araba tahsis ederiz, kendiniz alırız. Binaları dolaştırırsınız. O güvenilirliği zaten göreceksiniz. Bu adam buraya böyle bina yapmışsa bizim oraya saray yapar. Bizim semtimiz daha güzel bir yer diye düşünebilirsiniz. Gelin görüşelim. Binalarımızda 20C veya 25C belediye ne vermişse, hangi betonu kullanacağımıza orada şart koşmuşsa, ben 25C ise 35C betonu kullanıyorum. Depremde, ufak tefek depremlerde kimse korkmuyor. Ne olur, bina bittiğinde ben onu insanlara söylüyorum. Bakın diyorum, böyle böyle yapı denetimlerle öğrenebilirsiniz bunu. Bizim dosyamızda da var. Biz denetleyen bir yapı denetim var. Oradan bunu öğrenebilirsiniz. 25C, 35C kullandığınız zaman 35C aşağı yukarı 34 katlı binanın betonu. 34 katlı binanın metanetini veriyorsun 6 katlı binaya. Daha cesur oluyorlar elde. Depremde falan panik olmuyorlar. Panik atak kadın, erkekler. Bunlar bu sıkıntıyı yaşamıyorlar. Bu da insanlara daha huzur verdiği için ben de onu esirgemiyorum, yapıyorum. Her binamızda mevcuttur. En ücra güçlerdeki binada dahil ben bu uygulamayı yapmışımdır. Diğer yanınızdaki binalarda da normalde evdeni verdiğini kullandığını düşün. Atıyorum büyük bir deprem oldu 9 tepçiğinde. Yani seninki en son yıkılan bir bina olacaktır. Mert İnşaat her zaman güvenli olmayı tercih etmiştir. 4 kişilik asansöre 7 kişilik motor taktık. Sebebi olur ya kalabalık binerler, asansörde kalırlar. Ayrıca ceyran kesildiğinde asansörde kalmıyorsun. 40 saniye sonra kendiliğinden katlara götürüyorsun. Böylece asansörümüze biniyoruz. 40 saniye sonra ceyran kesildiğinde kendiliğinden katlara geliyor. Panik atan insanlarımız bu konuda endişe etmeden rahatlıkla, gönül rahatlığıyla binebiliyor. Görüntülü diyafon dubleks dairelerde hem alt hem üst katlarda var. Evet, dışarıdan geleni tanıyorsun, görüyorsun. Yani daha emin oluyorsun kim olduğunu, kapının kime açtığını biliyorsun. Ahşap kapıların şu kısmındaki şu şekilde kasası komple ağaçtır. Yani sağlam bir kapı olmasını istiyoruz. Mesela bunlar Amerikan kapı diye bilinir ve öyledir zaten. Bu kenarları komple kağıt iskelet koyarlar. Bunlar da sağlıklı olmuyor. Bu gördüğünüz kapı Allah'ın izniyle 50 sene bu eve kapılık yapacağını düşünüyorum. İyi kapı almaya çalışıyoruz, iyi malzeme kullanmaya çalışıyoruz. Bunları gelen yerinde görünce takdir edecektir zaten. Dubleks dairelerde son zamanlarda artık böyle çatı katlarına mutfak tercih etmeye başladılar. Biz de artık çatı katlarına mutfak yapmak kararına vardık. Çok da güzel oldu. Bu şekilde şurada terasta yemek yemeler için böyle bir penceresi daha güzel bir kolaylık olsun dedik. Bu düşünceyle böyle bir mutfak yaptık. Güle güle kullansınlar diyorum. Dubleks dairelerde hem alt katta hem üst katta iki tane kompakt jacuzzi. Yani ne oluyor? Banyomuza en azından dışarıda ıslanmak, kirlenme oluyor. Giriyorsun, içeride banyo yapıyorsun, çıkıyorsun. Burada bir kirlenme söz konusu. On, bel masajı, ayak masajı, müzik çalar. Bu şekilde. Kombi olsun, klima olsun, bütün dairelerde standart. Bunların iyilerini, marka olanlarını kullanmaya çalışıyoruz. İnsanlara bir şeyler vermek çabasındayız. Yaptığımız binalarda çatı katlarında anten yerlerini, anten borularını koyarken paslanmaz çelikten koyuyoruz. Bütün binalarda bunu yapıyoruz. Çünkü diğer borular çürüyor, yok boya ihtiyacı oluyor vesaire. Paslanmaz çelik, yani binanın ömrü 150 sene ise paslanmaz çeliğin ömrü ondan daha fazla. Yani çatıya çıkıp ikidir bir anten değiştirmek vesaire işi ortadan kalkmış olsun. Mesela Dijitürk ve Smart çanağı var burada. Yerli yayın, yabancı yayın var. İnsanlar fişe taktığı zaman, prize taktığı zaman anten kablosunu her yerden yayın alacaktır.
binalarımızda her katta yangın alanı montaj ediyoruz. Çünkü bu çok önemli. Yani yangın anında insanlar bunu kırıp asıp herkesin can güvenliği, yani canını kurtarmasını ikaz eden bir alarmdır bu. Belediye başkanımızın bize vermiş olduğu teşekkür plaketimiz hemen hemen her binamızda mevcuttur. Sağ olsunlar, götürmekte eksik kalmadı. Güvenlik kameralarında binaların hem önü hem arkalarında, binanın içinde güvenliği en güzel şekilde temsil etsin diye bunlardan esirgemiyoruz. Güzel malzemeler kullanıyoruz.